Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle kavun leçeri yapacağım. Kavunu şöyle önceden yemiştik. Onun kabının iç kısmını şöyle derin dondurucuya koydum. Şöyle küp küp doğrayarak şekere ıslayacağım. Kavunun iç kısmı. Yedikçe onları koyayım. Leçer yapayım. Çok güzel oluyor. Tadı da çok muhteşem. O kadar güzel oluyor ki. Böyle kavun kokuyor. Çok lezzetli bir leçer oluyor. Şimdi bunları böyle küp küp doğrayayım. Daha sonra şekerini ekleyeyim. Şimdi şöyle kavunu yediğimiz zaman kabuğun üstünde kalan sert kısım. Onları böyle küp küp doğradım. Şimdi şöyle 1 kilo kadar var. Yediğim kavunlardan öyle koydum. Bir su bardağı ekleyelim. Geliyorum. Şimdi 2-3 su bardağı şeker koyacağım. Bu akşam şimdi sabaha kadar beklesin. Sabah olunca ben bunu kaynatacağım. Hadi görüşürüz canlarım. Şöyle üstümü kapatacak şeker. Şimdi akşamdan şöyle tencereme şekere koymuş olduğum kavun leçerini şöyle biraz kenarlarını toplayayım, içerisini şekerini şöyle. Şimdi bunu ocağa koyayım, sulanmış kaynasın. Çok güzel oluyor, yapmanızı tavsiye ederim. Ben her zaman yapıyorum. Yediğimiz kavunları kabuklarının iç kısmını alarak bu şekilde geliyor. Şimdi leçerimiz şöyle kaynıyor. İyice kaynasın, şeker balı olana kadar, şöyle katılaşana kadar kaynayacak. Şöyle bir kaşık çay kaşığı tereyağı ekliyoruz. Köpüğü olmasın diye. Eklediğimiz zaman köpüğünü almaya gerek yok. Şimdi şöyle limonumuzun da suyundan biraz tatlı çay kaşığı tatlı kaşığı kadar içindeki malzemenize göre onu da koyduk. Şimdi yavaş yavaş kaynamaya başlasın. Pişsin. Şöyle rengi yavaş yavaş oluyor. Şimdi içerisine şöyle 4 tane elma çekirdeği ekliyorum. Şöyle rengi tadı değişsin diye. Biraz daha kaynasın. Altını kapatalım. Şimdi leçerimiz pişti. Altını kapattım. Şöyle tabağa, servis tabağına biraz aldım. Sizlere göstereyim kıvamını. Çok güzel oldu. Şöyle elma çekirdeği de bir renk verdi. Çekirdekleri piştikten sonra çıkarıyoruz. 4 tane elma çekirdeği ekledim. Şöyle sizlere göstereyim. O kadar güzel oluyor ki leçeri. Şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Sizler için bir tadayım. Çok güzel. Çocuklarınız da yiyeceği, beğeneceği bir reçel. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Ezanımız da okunuyor. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin Rabbim.